Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Aksaray Gurbetçiler Festivali gülen yüzlerle son buldu. 1. Aksaray Gurbetçiler Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanını dolduranlar güzel anları fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Düzenlenen festivalde birlik ve beraberlik içerisinde çeşitli ülkelerde yaşayan Aksaraylılar ve halk buluştu, kaynaştı. Aksaray Belediyesi Kılıçarslan Parkı Sosyal Tesisi Piramit Kafe Kırdüğün alanında düzenlenen festivalde alanı dolduranlar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalde Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu konser verdi. Açık hava sinemasında film keyfi yaşandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı masaları tek tek dolaşarak hemşerileriyle kucaklaştı. Gecede tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Festival alanını dolduran çocuklar unutulmadı. Oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi. Çeşitli ikramlarla masalar donatıldı, havai fişek gösterileri düzenlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ülke sevdası ve memleket hasreti üzerine duygusal bir konuşma yaptı. Adıyaman'da şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileyerek değerlendirmelerde bulundu. Geceye katılan herkese teşekkür etti. Şimdi tabii ki önemli günlerden geçiyoruz, önemli zamanlardan geçiyoruz. Bunu da bahsetmek istiyorum. Ben şimdi yurt dışına gittiğimde en çok onu fark ettim. Hepinizin içerisinde bir Aksaray özlemi var. Hepinizin içerisinde bir Türkiye özlemi var. Ve bu özlem o kadar büyük ki, o kadar gözlerinizde bazen anlatırken doluyor ki, ben o memleket sevdasını, memleket hasretini, memleket sevgisini ben sizlerle bir kere daha fark ettim. Her gittiğimde, sizlerle her konuşmamda bunu öyle güzel anlatıyorsunuz ki, öyle güzel dile getiriyorsunuz ki, ben bunu o kadar derinden ve o kadar yürekten hissediyorum. Bir başka noktada 15 Temmuz gibi bir felaket yaşadık. Allah'ım bir daha Rabbim böyle bir felaketi yaşatmasın memleketimize. Bütün duamız o. O hainlere böyle bir fırsat bir daha yaratmasın memleketimizde. Ki bugün de biliyorsunuz 4 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. O şehitlerimiz sayesinde bizler burada sizlerle konuşabiliyoruz. O şehitlerimiz sayesinde bizler bugün memleketimizde hizmet yapabiliyoruz. O şehitlerimiz sayesinde bizler yatağımıza rahat yatabiliyoruz. Onlardan Allah bin kere razı olsun. 15 Temmuz'da memleketimize gelip de o meydanda sizleri gördüm. Sizler ellerinizde, bir elinizde Türk bayrağı, bir elinizde Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarıyla sabahlara kadar nöbet tuttunuz. Hem de 7 yaşından 70 yaşına varıncaya kadar hepimiz o anda oradaydık. İşte ezanlar okunuyor değil mi? Biz bu ezanlar için, o bayrağımız yere inmesin diye hep beraber, hep birlikte olduk. Sadece Aksaray olarak burada yaşayanlar değil, yurt dışında yaşayan sizlerle beraber o meydanları doldurduk. Ben önce bunun için size teşekkür ediyorum. Ben onun için sizlere minnettarım. Sizler bizim baş tacımızsınız. Sizlerin yeri, sizlerin konumu bizim için bambaşka. Sizler geldiğiniz zaman şehrimiz şenleniyor. Sizler buraya geldiğiniz zaman düğünümüz, derneğimiz artıyor. Sizler buraya geldiğiniz zaman hepimizin yüzü gülüyor. Çünkü akrabalarımız geliyor, eşimiz geliyor, dostumuz geliyor, kardeşlerimiz geliyor. Sizler bizler için bu kadar değerli ve önemlisiniz. Memleket meselesi olduğu zaman da hepimiz yan yana, sırt sırta, omuz omuza verdiğimizi ben 15 Temmuz'da gördüm. Başka alanlarda da gördük ve görmeye devam ediyoruz. Ve yine bugün biliyorsunuz bu son haftalarda yaşanan sıkıntılar var. Dövizden bizi vurmaya çalışıyorlar. Birileri ülkemize yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yine biz burada yaşayan Aksaraylılarımız olarak önce biz kendimiz burada, sonra tüm Türkiye'de bir olarak, iri olarak ve diri olarak birlikteliğimizi her noktada göstererek bu savaşa karşı da bir dur diyeceğiz. Ve o
memleketimizin üzerinde oyun kurmaya çalışanların yeniden oyunlarını bozacağız. Bunları biz tek başımıza yapmayacağız. Sizlerle beraber yapacağız. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Bu birlikteliğimizin daha da devam edeceğini görüyorum. Cumhurbaşkanımızın sevdası, sevgisi hepimizde var. Ben yurt dışına geldiğimde de bunu görüyorum. Sizler buraya geldiğinizde de bunun farkına varıyorum. Allah ondan razı olsun. Böyle liderler 100 yılda bir gelir. O gelen liderimiz de bizim başımızda. Sadece bizlerin değil, bütün ümmetin de umudu aynı zamanda. Biz onlara destek olacağız. Biz onlara dua edeceğiz. Sizler bizlere dualarınızla, sizler bizlere desteğinizle inşallah daha da güzel şeyler yapacağız. Şimdi bu sene ilkini düzenledik. Ama Rasim Başkanıma da sağ olsun ve diğer başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yurt dışında farklı ülkelerdeki başkanlarımla da bu programları yapmıştık yurt dışında. Bundan sonra inşallah geldiğinizde daha güzel bir katılımla, bizler daha güzel organizasyonlar yaparak sizleri memleketimizde, memleketinizde daha güzel ağırlamak, daha güzel organizasyonlar yapmak istiyoruz. Yeter ki bir olalım, yeter ki beraber olalım, yeter ki gönlümüz, yüreğimiz hep bir dava için, o memleket için, bayrağımız için, ezanımız için bir arada olsun, bir arada atalım. Hep bunu istiyoruz, hep böyle dua ediyoruz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı gecede Almanya Aksaraylılar Dernek Başkanı Rasim Çetin başta olmak üzere diğer gurbetçi dernek başkanları ve üyelerine teşekkür plaketi verdi. Gurbetçilerin sözcüsü dernek başkanları da düzenlenen festival etkinliği sebebiyle Başkan Yazgı'ya teşekkürlerini ileterek plaket takdim ettiler. Almanya'da 65 bin tane Aksaraylı hemşerimiz var. Avrupa'nın 4 ülkesinde 100 binin üzerinde Aksaraylı hemşerimiz yaşıyor. Buradan da şunu ifade etmek istiyorum ki bir Aksaray nüfusu kadar da yurt dışında yaşayan Aksaraylılar var. Bu izin sezonunda da başta mülki amirlerimiz olmak üzere Aksaray Belediye'mizin, siyasi il partilerimizin başkanlıklarını, STK'ları ziyaret ettik. Ve bu süreç içerisinde böyle bir festivalin organize edilebilmesi noktasındaki olabilirliği tartıştığımızda takriben 10 gün, bir hafta süre içerisinde böyle bir organizenin gerçekleşmesi ve buranın sizler tarafından doldurulması bizleri son derece mutlu etti. Bu vesileyle bu farkındalığa bizlere yaşattığı için başta Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı Bey'e ve bizlerin bu olumlu talebine sessiz kalmayan bütün Aksaraylı hemşerilerimize, STK'lara, basın mensuplarına, partilerimize ve mülki amirlerimize şahsım ve derneğim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gece festival pastasının kesilmesiyle son buldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın mahalle odaklı hizmet turu devam ediyor. Başkan Mahallemizde programı kapsamında Kılıç Hasan Mahallesi'ndeki hizmet turu tamamlandı. Başkan Mahallemizde çalışmaları topyekün Kılıç Hasan Mahallesi'ne taşındı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi ilk olarak mahalleye yapılan yapılması gereken hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu, öncelik sırasını masaya yatırdı. Ekipler sahada çalışmalara başlarken Başkan Yazgı, Mahalle Muhtarı Saffet Kara ve Başkan Yardımcılarıyla birlikte temas ve ziyaretlerini sürdürdü. Okul, cami, sağlık merkezi, askerlik şubesi, güreş eğitim merkezi, çocuk koordinasyon merkezi ile birlikte ev ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Yazgı, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını tek tek dinledi, belediye hizmetleri ve mahalle odaklı hizmet kalitesi adına Başkan Mahallemizde projesini anlattı. Başkan Yazgı'nın Başkan Mahallemizde programında çalışma ve yol arkadaşları olan bölgenin sorunlarını en iyi bilen mahalle muhtarlarıyla birlikte hizmet götürdüğü mahallelerde vatandaşlar ise projeden oldukça memnun. Kılıç Hasan Mahallesi programı mahalle meclisi toplantısıyla sona erdi. Eğlenceli çocuk etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlendi. AK Parti teşkilat üyeleri düzenlenecek olan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre öncesinde gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy öncülüğünde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilat üyelerinden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyareti.
Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 18 Ağustos'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi başta olmak üzere gündeme dair konular hakkında istişarelerde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Yazgı, AK Parti İl Yönetimi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Aksaray Belediyesi 21 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve mutlu bir şekilde bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri bayram süresince 7/24 hizmet verecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aksaray Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir şekilde hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Aksaray Belediyesi Alo 153 hayvan yakalama timi oluşturdu. Hayvan yakalama timi kaçan kurbanlıkları yakalamada vatandaşlara yardımcı olacak. Kurban kesimi alanı olarak belirlenen küçük baş ve büyük baş kesim bölmeleriyle vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamda dini görevlerini yapmalarına yardımcı olunacak. Kurban pazarına giren tüm hayvanlar pazar süresince veteriner hekim kontrolünde kurban günü de dahil sağlık muayeneleri ve kontrolleri yapılacak. Zabıta ekipleri ise Kurban Bayramı'nda halka açık alanda yapılan kaçak kesimleri önleyerek çevre ve halk sağlığını koruma adına çalışma yapacak. Çevre ve Halk Sağlığı adına Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurban kesim alanlarında vatandaşlara çöp poşetleri dağıtılacak. Belediyeye bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri kurban kesimi sebebiyle dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracak. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar bayram süresince de devam edecek. Su arıza, cenaze, ulaşım ve zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikayet ve istekleri değerlendirerek anında çözüme kavuşturacak. Zabıta ekipleri halkın rahat alışveriş yapması için çarşı merkezinde tedbir aldı. Ayrıca mezarlıkta duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para talep etmeye çalışan dilenci ve sahte hocalara fırsat verilmeyecek. Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı süresince 7 gün 24 saat hizmet verecek. Aksaray Belediyesi hiçbir ayrım gözetmeden her mahalleye, her bölgeye hizmet götürmeye devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler Başkan Mahallemizde programı kapsamında Kılıçarslan Mahallesi'nde çalışmalarını tamamladı. Kılıçarslan Mahallesi'nde hizmet turu tamamlandı. Aksaray Belediyesi Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Kılıçarslan Mahallesi'nde başladığı çalışmalarda altyapı, asfalt, park, bahçe, temizlik hizmetleri çalışmalarını bitirdi. Çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış ve bozulmuş yollar ve kaldırımlar fen işleri tarafından onarılarak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Ulaşım hizmetleri, okul çevreleri ve yolları caddeye bağlayan yollarda yaya ve sürücülerin güvenliği için kasis ve trafik uyarı işaret ve levha çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri okul bahçeleri, oyun parkları ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hattıyla içme suyu boru hatlarında değişim, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri ise sahada ziyaretler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, şehit, gazi ve muharip gazi aileleri için dayanışma ve kaynaşma piknik programı düzenledi. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok etkinliğe destek veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın eşi Hasibe Yazgı, şehitlik ve gazilik mertebesinin kutsallığını yaşayan şehit, gazi ve muharip gazilerin ailelerine yönelik moral ve motivasyon pikniği düzenledi. Hasibe Yazgı piknik programına saygı ve hürmetle şehit aileleri, gazi ve ailelerine her zaman destekleyicileri olduğumuzu anlatmak, unutulmadıklarını göstermek, bu konuda farkındalık kazandırmak, birlik ve dayanışmanın gücünü göstermek amacıyla düzenledik sözleriyle açıklama getirirken, kendilerini Kılıçarslan Parkı Mesire alanında ağırlayan Aksaray Belediyesi'ne ve programa katılan herkese teşekkür etti. Organizasyona şehit anneleri, şehit eşleri, gazi ve muharip gazilerin yakınları ve eşleriyle birlikte çocukları da katıldı.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı verdiği sözde Paşacık Mahallesi 4 Yol Camii Kur'an kursunda eğitim gören çocuklara bayram sevinci yaşattı. Çocuklar Luna Park'ta gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mahallelere yönelik başlattığı Başkan Mahallemizde programı kapsamında Paşacık Mahallesi ziyaretlerinde 4 Yol Camii'nde çocuklara verdiği Luna Park eğlencesi sözünü tuttu. Çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için birçok etkinliğe imza atan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, verdiği sözü yerine getirerek Kurban Bayramı öncesinde çocuklara bayram sevinci yaşattı. Yaklaşık 50 çocuğun doyasıya eğlendiği Luna Park'ta renkli görüntüler ortaya çıktı. Gondol, çarpışan oto ve atlı karıncalarda doyasıya eğlenen minikler Luna Park eğlencesini sunduğu için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ettiler. Aksaray Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi. Kurban kesim yerleri dışında kesim yapılmasına ise izin verilmeyecek. Aksaray Belediyesi vatandaşların kurban kesim ibadetini daha iyi ve sağlıklı koşullarda yapması için gerekli tüm önlemleri aldı. Kurban Bayramı ile ilgili olarak hazırlık çalışmalarının tamamlandığını bildiren belediye yetkilileri, et entegre tesisleri başta olmak üzere belirlenen noktalarda kurban kesiminin yapılacağını ifade ettiler. Yetkililer kesim öncesinde vatandaşlara kurban etlerini ve atıkları koyması için Aksaray Belediyesi olarak 10 bin adet poşet dağıtılacağını belirttiler. Ayrıca belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi. Belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle: Fatih Mahallesi Pazar Pazarı yanı, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak Cumartesi Pazarı, Yeni Mahalle Entegre Et Tesisleri Mezbahane, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Pazarı, Coğlaki Mahallesi Saatçioğlu Camii Karşısı Pazartesi Pazarı, Şifahane Mahallesi Cuma Pazarı, Taşpazar Mahallesi Perşembe Pazarı, Yunus Emre Mahallesi Pazar Yeri, Cumhuriyet Mahallesi Kule Alışveriş Merkezi yanı. Sevgili seyirciler, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yazılı birer kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez bayram mesajında, "Bayramlar sevginin, saygının, hoşgörünün diğer zamanlara oranla daha fazla öne çıktığı, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ve tüm topluma hakim olduğu müstesna günlerdir. Özellikle toplum hayatımızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nda sosyal dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma sayesinde ülkemizdeki sosyal barışı üst düzeyde yaşamakta ve bunun verdiği mutluluğu, sevinci hissetmekteyiz. Bayramda yoğun olarak yaşadığımız bu güzellikleri ve millet olarak sahip olduğumuz güzel hasletleri gelecek kuşaklara aktarmamız, bayramların haricinde de yaşamamız son derece önemlidir. Bayramları fırsat bilerek milletçe ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin sağlanması, insanlarımız arasında sevginin, saygının ve hoşgörünün daha da artırılması için el ele, gönül gönüle verelim. Böylelikle yapamayacağımız iş, aşamayacağımız engel yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle Aksaraylı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, sağlık, esenlik ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılar sunarım," dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise Kurban Bayramı mesajında "Bayram günleri milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Biz de bu günleri fırsat bilerek birbirimizle barışmalı, birbirimizle kucaklaşmalı ve birbirimizle yardımlaşmalıyız. Çünkü bizim topraklarımızın mayasında barış vardır, kardeşlik vardır, dayanışma vardır. Aynı vatan toprağı üzerinde aynı inancı paylaşıyor olmamız hasebiyle bu vatan toprağı üzerinde yaşayan bireyler olarak birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamalıyız. Kurban bir teslimiyetin simgesi olup inancımız gereği kesilen kurbanlarla Yaradanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu Kurban Bayramı'nda kutsal topraklarda bulunan ve hac vazifesini yerine getirmeye hazırlanan tüm hacılarımızın ibadetlerinin ve dualarının kabul olmasını diliyorum.
Ayrıca eşsiz fedakarlık sergileyerek bizlere bu vatanı emanet bırakan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle tüm Aksaraylı hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum dedi. Sevgili seyirciler, yaklaşan Kurban Bayramı arifesinde bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Sizleri bizim mikrofonda eski bayramlara götürerek veda ediyoruz. İyi bayramlar, iyi tatiller Türkiye. Eski bayramlar çok güzeldi. Hatırladığım şey, küçükken arkadaşlara beraber akrabaları ziyarete giderdik. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı, görmüyorum. Eski bayramlar daha iyiydi, şen şakraktı. Şimdi hiçbir şey yok ya, bayram yok. Millette hayat yok daha doğrusu. Çocukluğumuzda, bayramlarda benim babam esnaf olduğu için dükkanın kapalı olması, beraber vakit geçirmemiz, kahvaltı etmemiz, hani sabah kahvaltısına hasret kaldığımız için bu. Eski bayram, bak işte orayı açtığın zaman çok bir acı. Eski zamanlarda bir saygı, sevgi, hürmet, büyükler, küçükler, büyük hepsine. Ama şimdi biz mesela gurbetten geldiğimiz zaman gurbetçilere daha karşı daha bu saygı, bir sevgi yok. Biz çok o sevgiyi veriyoruz ama kendi vatanımızda o sevgiyi göremiyoruz. İnşallah belki bu bizim röportajdan sonra belki bu tekrar bir insanlar, halkımız, milletimiz düşünür de tekrar bu düşünceye geri döner. Eski bayramlara dair çocukluğum, beraberlik, aile, yani eski sene göre şimdi artık öyle şeyler pek kalmadı. Yani eskiden daha çok aileyle iç içe, akrabalar her yerde bir toplanırdı. Şimdi artık öyle şeyler yok. Eski bayram, unutulmaz onları. Eski bayram fakirlerin bayramıydı, isteklerin bayramıydı, özlemlerin mesela. Şimdi her şey var. Çocuğa verecek bir şey bulamıyorsun, çocuğu sevindirecek yani. Çocuğa para veriyorsun, mutlu olmuyor. Eskiden bize bir ayakkabı alındığı zaman, pantolon alındığı zaman o pantolonla biz yatağın altına koyduk, sabaha kadar onun hayalini yaşardı, sabah yiyeceğiz diye. Yani eski bayramlar bunlar, insanlık, her şey o zaman. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi para çok herkeste, kimse kimseyi tanımıyor. Vallahi bayramlıkları alırdık, değil mi? Yastığımızın altına koyduk, yatardık. En güzel şeyimiz oydu. Peki, eski bayramlar çok daha güzeldi. Ev ziyaretleri, büyüklerin ellerini öpmek, hep bir arada olmak, bu bayram sofraları. Onlar çok güzeldi ama şimdi maalesef yok. Herkes tatile kaçıyor. Eski bayramlara dair beraberlik. Beraberliği geçirilen güzel günler. Ne olabilir ki başka? Arkadaşlıklar vardı, dostluklar vardı. Akraba gezmeleri çok güzeldi. Hele çocukların böyle poşetlerle kapı kapı gelip de şeker toplamaları bir kültürdü. Ama maalesef çok şey kaybettik. Fazla yok, hep yurt dışındayız. Yurt dışı bayramı değişik. Komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Eski bayramlar pek yok şu anda yani. Eski gençlerin birbirine uyum sağlaması yok. Sevgi kalmamış eski bayramlarda. Ama inşallah düzelecektir yani zaman gelir. Daha güzeldi. İyiydi yani. Giyse giyim, yeme içme her şey oldu. Ama şu anda da iyiyiz çok şükür yani. Vallahi ne diyeyim, eskiden de her şey daha güzeldi galiba. Çocukken güzeldi ya bayramlar. Geçim derdi yoktu, hiçbir şey yoktu. Büyüyünce bayramlar hani o eski şey kalmadı. Babamın, annemin elbise alıp, ayakkabı alıp yanıma yastığımın başına koymasını hatırlarım. Şeker toplamak. Bayramlar harikaydı ya. Şimdi bayram kalmamış yani, eski bayramlar mükemmel. Bol bol yemek, çocuklara şeker, bildiğim o. Ya eskiden saygı sevgi vardı, şimdi her şey unutuldu. Vallahi eski bayramlar hoşuydu. Eskiden böyle şeker lokum vermezlerdi, tatlı vermezlerdi. Ben kendi yaşadığım günleri söyleyeyim. Giderdik ya şöyle avuçlarıyla bize üzüm verirlerdi, kuru üzüm. Veyahut da salkım üzüm verirlerdi, böyle kışa doğru saklanmış üzümler verirlerdi. Kavurga verirlerdi. Böyle evde yapılmış sacın üzerinde nohut verirlerdi. Ama şimdi onlar bitti, eski bayramları yok artık. Büyüklere ziyaret etmek. Ellerini öpmek, işte geliş gidiş en güzel şeyler onlar yani. Ayakkabımı saklamıştım.
bayram geldiği zaman giyeyim diye. Şeker toplamaya çıkardık mesela. Kurban bayramı diyorsanız, bilmiyorum kurban bayramı daha iyice çıkıp kesilirdi falan. Valla eski bayramlarda hani gel gitler vardı. Artık eskisi gibi yok yani. İster burada olsun, ister yurt dışında olsun. İki bayram gördüm burada. Önceden burada yaşıyordum. Hani Avrupa'da bir bayram yok ama artık burada da öyle yani. Valla eski bayramlar vardı önceden, şimdi yok. Şimdikiler bayram değil, şimdikiler telefon. Hatırladığım güzel şeyler. Çok güzel bayramlar geçerdi. Yani değişen pek bir şey yok yani. Ama şu anda biraz tabii hani Allah'a niyetten çok millet dolabını doldurmayı düşünüyor. Bu beni üzüyor biraz tabii ki. Birlik beraber topluluk da şu an zaten halkımızla beraber hep beraber birlik. Eski bayramları hatırladığımız, eski bayram hepsini hatırlıyor da hiçbir şey kalmadı ki şimdi. Eski bayramlardan gezmeler, tozmalar, misafir ağırlamalar, misafirlikler kalmadı yani şimdi öyle şeyler. Valla eski bayramlar güzel tabii. Yeni bayramlar nerede uyacak? Ne farkı vardı? Buyur. Ne farkı vardı? Ya büyüklere ziyareti, her şeyi vardı yani. Her güzelliği vardı. Büyük ziyaret etmek, küçüklere sevgi, her şeyi göstermek güzeldi. Ev gezmeleri, büyüklerimizin ellerini öpmeleri,